Yine geldik bir yere. Abi kamp. Hanım nasıl? Abi çok şükür yolunda her şey. Şimdi? Tavsiyelerden 30 kilometre. Tabii ilk yarı Rize Spor açısından bakıldığı zaman 12. sırada olmamız, 20 puana ulaşmamız bir derece ortada olmak tabii ki ikinci yarı için güven veriyor bize açıkçası. Ama tabii ligin ne olacağı, ikinci yarıdaki süreç içerisinde ne olur şu anda kestirmek zor. Bizim hedefimiz 26-27 puanda bitirmekti açıkçası. Ama 20 puan da kötü bir puan değil. Geçen yıl 12 puan da bitirmiştik. Bu ikinci yarıya başlarken gerek kampımız gerek transferlerimizi olumlu bir şekilde bitirirsek tahminim ilk 10 içerisinde bitirebiliriz diye düşünüyorum ikinci yarıyla ilgili. Şu anda bir transferimizi gerçekleştirdik. Toplamda 5 transfer yapmayı düşünüyoruz. 4 oyuncu daha aramıza katabilirsek. Bunun içerisinde yerli oyuncu da düşünüyoruz. Düşüncemiz içerisinde var. Görüşmelerimiz de devam ediyor açıkçası. Olur mu, olmaz mı? Kulüplerinden oyuncular ayrılabilir mi? Tabii bunlar varsayın. Hepsini birlikte yaklaşık bir 10 gün içerisinde tamamen netleşir. Yerli oyuncu olarak sol bek bir arayışımız var. Sol bekin dışında forvet, yerli bir forvet düşünüyoruz. Onun dışındaki oyuncular yabancı olacak. Öncesinde bu 3 oyuncumuzda, saydığınız 3 oyuncumuzda çok değerli oyuncularımız. Tabii ki sözleşmeleri devam ediyor. Melna'nın bir sene daha opsiyonu var. Yani sözleşmesi bitiyor gibi gözükse de bir yıl daha opsiyonu var. Kaleci Gökhan zaten kendini kanıtlamış bir isim. Çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz oyuncumuz. Tabii şu anda böyle bir aylık veya başka bir takıma gitme düşüncesi yok. 3 oyuncumuzun da yok. Hatta Melna'da da arada bir böyle takılıyoruz. Beni veriyor musun gibi falan gibi böyle aramızda. Kalıyorsun gibi espri de yapıyoruz kendisiyle. Rize'yi çok seviyorlar bir kere. Özellikle de Moruzuk. Moruzuk'la Ukrayna'da beraberdik Garmaş'ın transferinde. Kesinlikle Rize'yi inanılmaz seviyorlar. Yani bu oyuncuların çok çok böyle iyi bir teklif almaları halinde ayrılacağını düşünüyorum ben. Evet, biz Rize Spor olarak geçen sene gerçekten transferde çok başarılı bir sezon geçirdik. Bunda tabii ki emeği olanları unutmamak gerekiyor. Geçen seneki ekip de çok, Bakan Hoca başta olmak üzere çok önemli işlere imza atıldı geçen sezon. Orada tabii benim de kendime ait güvendiğim isimlerim var. Bu işi takip eden, dışarıdan bizi destekleyenler. El birliğiyle bu duruma kadar getirdik. Tespit ettiğimiz oyuncular da gerçekten büyük. Transferde şöyle denir işte, 10 tane oyuncu alırsınız, 5 tanesi, 6 tanesi tutarsa diğerleri tutmayabilir gibi bir rakamsal olarak herkes bunu belirtir. Ama biz çok şükür geçtiğimiz sezon yapmış olduğumuz 7 transferde isabet sağladık. Ve bunu da açıkçası bu devre arasında da yapmayı istiyoruz, çok istiyoruz, çok arzu ediyoruz. Oğulcan gerçekten yıllardır ismi olan, fakat Süper Lig anlamında söylüyorum. PTT Ligi'nde gerçekten gittiği takımlarda başarılı olan bir isim oyuncumuz. Bu sezon başı o da kendi kafasında acaba oynar mıyım diye düşünürken şu anda yakaladığı şansı çok iyi kullandı. Onun da sözleşmesi sezon sonu bitiyor bu arada. Onunla ilgili çalışmamız da var. Sözleşmesini uzatmakla ilgili görüşmeler yapacağız kendisiyle. Buradan da bildirmiş olalım bunu. Kendisine çok memnunuz ama Oğulcan'a gelen resmi bir teklif yok bize. Şöyle, ben bunu sadece tabii geçen sezon çok başarılı bir sezon geçti. Hiç kimsenin beklemediği puanlar, 39 puan elde edildi. Buraya Rize Spor'a hangi teknik adam gelirse gelsin, başlarken böyle sıkıntılar olacaktı yani. Forvet'te de mesela Vedat gibi bir oyuncunun yerini doldurmak çok zor. Vedat Muriç bugün baktığınız zaman sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da aranılan bir forvet. Tabii ki şimdi bazı sonuçları alırsınız, bu teknik adama mal edilir, işte oyunculara mal edilir, transferlere mal edilir. Biz bu süreci iyi atlattığımızı düşünüyorum. Şu anda İsmail Hoca gerçekten ekibiyle birlikte çok ciddi çalışmalar içerisinde, gerek buradaki kamp ortamı olsun, antrenmanlar olsun, ikinci yarıda çok daha farklı bir Rize Spor izleteceğimizi düşünüyorum ben. Aslında bu sayıyı arttırmak gerekiyor. Burada anormal bir durum yok.
Biz Türk insan olarak her şeyi başarabiliriz. Bundan yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce Fransa'ya gittiğimde oyuncu izlemek için, hem takımları izlemek için, yakından incelemek için gitmiştim. Sağ olsun Yusuf Yazıcı evinde bizi misafir etti. Yusuf'la da bunları konuştuk. Gerçekten şimdiki oyuncularımız yurt dışında oynamayı çok istiyorlar. Yani özellikle hani Yusuf'la yakın temas ettiğim için, sohbet ettiğim için söylüyorum. Onların bu kapıyı açması, Çağlar'ın, işte Merih'in, ondan sonra Cengiz'in, gerçekten Ozan'ın çok kısa bir süre içerisinde yaptıkları ortada. Bu oyuncuların bu yaşta bu kararı alıp Avrupa arenasında kendilerini kabul ettirmeleri geriden gelen gençlerimiz için gerçekten bir pencere, bir kapı açtılar diye düşünüyorum. Geçmişte de işte Rüştü vardı, Tugay vardı. Bu isimler içerisinde Arda çok önemli bir isim. Sayı azdı, şimdi sayı daha da fazla oldu. Bu sayının daha da artacağını düşünüyorum. Değişikliklerde, değişik Avrupa'nın birçok ülkesinde maç izleme, oyuncu görme fırsatım da oldu. Bunun yarısına baktığım zaman bizim oyuncularımızın fazlasının olduğunu düşünüyorum ben. Aradaki tek fark lisan bilmek ve mental yapı diye düşünüyorum. Özellikle ben buradan Şenol Hocama teşekkür ediyorum. Kendisine ve ekibine. Milli takımımızı hak ettiği şampiyonaya katılmasını sağladı. Daha önemlisi Türk insanının ben de dahil olmak üzere milli takıma sahip çıkması gerektiğini Şenol Hoca geldikten sonra herkes bir kat daha fazla idrak etti. Şenol Hoca gerçekten çok başarılı bir isim. Yıllardır gittiği takımlarda yaptıkları ortada. Milli takımın da onun önderliğinde çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Çok iyi derecelerle oradan döneceğimizi düşünüyorum. Gerçekten çok önemli bir jenerasyon yakalandı milli takımda özellikle. İşte içinde Emre Belözoğlu'nun da olması çok büyük artı. Burak Yılmaz'ın olması çok büyük artı. Bir abi pozisyonunda yol gösteren anlamında. Çünkü teknik adamlar her yere dokunamaz, her yere ulaşma şansları yok. Onlar da bu açığı çok iyi bir şekilde kapattılar. Gençleri çok iyi organize ettiler. Başta Şenol Hoca olmak üzere. Ben milli takımımızın çok önemli işlere imza atacağını düşünüyorum. Hiç kimsenin tahmin etmediği başarıyı elde edeceğimizi düşünüyorum. Ben aslında varın olması gerektiğini düşünüyorum. Olması gerekiyor. Fakat maalesef bizim ülkemizde oturmadı. Doğru kullanılmadığını düşünüyorum. Doğru kullanıldığı zaman yukarıdaki tabir edilen büyük takım, işte Anadolu takımı, küçük takım demeyelim. Ama bana göre şu anda ülkemizde varın olması gerektiğini düşünüyorum. Ama sistem olarak, kullanım olarak daha oturmadı diye düşünüyorum.